tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Bayrak, flama, halk. Dikkat. Verilmez, alınır. Demokrasi esas olarak ulusun egemenliğe sahip olmasını gerektirir. Yeni Türkiye Devleti'nin özü ulusal egemenliktir. Ulusun sınırsız ve koşulsuz egemenliğidir. Ulusumuz gösterdiği sarsılmaz birlik ve çalışma sayesinde başarıya ulaşmıştır. Bu ulus övünç dolu geçmişe sahip, tarihini övünçlerle doldurmuş bir ulustur. Birinci Dünya Savaşı Avrupa'da başlamış ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılmasıyla da diğer kıtalara yayılmıştı. Osmanlı Devleti'nin büyük savaşa dahil olmasıyla savaşın ve Osmanlı'nın kaderi değişme yoluna girmişti. Batı'nın gelişmiş askeri donanımlarının karşısında milletçe verilen büyük mücadeleye rağmen Osmanlı Devleti savaşın ardından imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması'yla kendini kayıtsız şartsız düşmana teslim etmek zorunda kalmıştı. Bu ateşkesin uygulanmasıyla ülke baştan başa işgaller altında kalmış, ulus yok sayılmıştı. Thank you.
ve artık saltanat yönetimi yabancı güçler karşısında gücünü tamamen yitirmiş, tutsak duruma düşmüştü. Ülkeyi kurtarma görevi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk halkının kendi ellerindeydi. Halk büyük bir mücadele ruhuyla kenetlenerek hem egemenlik hem de bağımsızlık mücadelesi için tek bir yürek olmakla işe başladı. Egemenlik bizde, bağımsızlık için mücadele bizde diyerek 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı ve sorumluluğunu üstlendi. Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık için canını, malını, tüm varlığını ortaya koyan Türk milleti tüm dünyaya vatanını sevmenin ne demek olduğunu göstermiş oldu. Dünya milletlerine diplomatik bir başarı örneği olan, bağımsızlığımızı siyasi olarak belgeleyen Lozan Barış Antlaşması'nın gerçekleşmesiydi. Egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin fiilen bitmesiyle Atatürk'ün devrimleri ülkemizi ayağa kaldırarak kısa sürede çok işler yapılabileceğini kanıtladı. Ve bir milletin yeniden doğuşu bu sefer tüm toplumsal alanlarda gerçekleşecek bir mücadeleye dönüştü. Tüm dünya Atatürk'ün önderliğindeki bu topyekün mücadeleye hayran kalarak olup bitenleri dünyaya meydan okuyan Türk milleti olarak tarihe yazdı. Biz Atatürk çocukları, onun yolunda yürüyen, onun ilkelerini, hayallerini yüreğimize ezberleten, bilim, kültür ve sanatı rehber edinmiş nesiller, tükenmez bir sevgi ve özlemle her günümüzde anıyoruz. Hiçbir gücün vazgeçiremeyeceği azmimizle emanetin olan bu eşsiz ülkemizi canımızdan kıymetli biliyoruz. Senin evlatların olmaktan sonsuz bir gurur duyuyoruz. Egemenlik hiçbir mana, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez. Gerek askerlik, gerekse siyasi hayatımın bütün devir ve safhalarını dolduran mücadelelerimde daima hareket düsturum, milli iradeye dayanarak milletin, vatanın muhtaç olduğu gayelere yürümek olmuştur, der Mustafa Kemal Atatürk. Değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 96. yılını kutluyoruz. 23 Nisan 1920'de açılan meclisin en büyük amacının ulusal egemenliği gerçekleştirmek ve buna dayalı yeni bir devlet kurmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Atatürk'ün bu konudaki düşünceleri Kurtuluş Savaşı'nın ilk gününden itibaren şekillenmeye başlamış, kişi ya da zümre hakimiyetinden ulusal egemenliğe geçişi sağlamak için uğraşmıştır. Atatürk, giriştiği mücadelenin temel unsurunu Amasya Genelgesi'ndeki şu sözleriyle ortaya koymuştur. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Atatürk önderliğinde başlatılan milli mücadele döneminde bazı kesimler ülkenin kurtarılması için büyük devletlerin egemenliği altına girmekten başka çare olmadığını savunurken Atatürk buna şiddetle karşı çıkmış, milli iradeyi oluşturma ve bağımsızlığa kavuşma konusunda inancını kaybetmemiştir.
milli mücadeleye ulusal egemenlik düşüncesiyle başlayan Atatürk, hem Erzurum ve Sivas kongrelerinde hem de misak-ı millide alınan kararlar ve uygulamalarla bu konuda asla taviz vermeyeceğini de göstermiştir. 23 Nisan'da kurulan meclis ve 1921 tarihli anayasada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesiyle asıl istenen ortaya konmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayıp Nisan 1920'ye kadar geçen sürede ülke çok büyük bir savaşın ekonomik, siyasi ve toplumsal yıkıntılarının altında kalmıştı. Bu yıkıntının kaldırılarak halkın kendi iradesine ele almasının sağlanması gerekmekteydi. Atatürk'e göre tam bağımsızlığın ve ulusal egemenliğin sağlanması için ekonomik güce de ihtiyaç vardı. Bunun için savaş sonrası alınan ekonomik tedbirler ve yapılan devrimlerle egemenlik kavramı pekiştirildi. Peki bu kavram Atatürk'te ne zaman belirmeye başlamıştı? Tabii ki Harp Okulu ve Harp Akademisi yıllarında. O bunu şöyle anlatmaktadır. Harbiye yıllarında siyaset fikirleri baş gösterdi. Durum hakkında henüz yeterli bir görüşümüz yoktu. Namık Kemal'in kitaplarını okuyorduk. Kovuşturma sıkıydı. Kurmay sınıfları geçtiğimiz dönemlerde bende ve bazı arkadaşlarda yeni fikirler oluştu. Ülkenin yönetim ve siyasetinde fenalıklar olduğunu keşfetmeye başladık. Binlerce kişilik harbi öğrencisine bu keşfimizi anlatmak hevesine düştük. Bu heves onu ve arkadaşlarını sürgün yollarıyla tanıştırmıştı. Ancak aradan yıllar geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde bir konuşmasında Osmanlı Devleti kişi devletiydi, hanedan devletiydi, Türkiye Cumhuriyeti halk devletidir, halkın devletidir dediği zaman gençliğinden beri kafasında oluşup gelişen halk idaresine ulusal egemenliğe olan inancını yansıtıyordu. Atatürk'ün devrimleri ve biyografisi incelendiği zaman Kurtuluş Savaşı dahil bütün devrimlerin amaç ve hedefinin ulusal egemenlik ilkesine dayanan demokratik, parlamenter bir cumhuriyet olduğu açıkça görülmektedir. 23 Nisan milli mücadele tarihinin olduğu kadar Türk demokrasi tarihinin de dönüm noktasıdır. Ulusal Egemenlik Bayramı'nın yanı sıra Çocuk Bayramı olarak da kutlanıyor olması tarihimiz açısından son derece anlamlıdır. Bu nedenle egemenlik kavramıyla milletin geleceğini temsil eden çocuk kavramı en güzel şekilde tek bir noktada buluşmuştur. Bildiğiniz gibi çocuklar Atatürk'ün en çok önem verdiği, onun hassas konularından biri olmuştur hep. Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır diyerek çocuğun koruyup kullanmasının önem ve değerini belirtmiştir. Çocuk olmak, Atatürk'te en anlamlı şeklini, geleceğin gençleri ve yetişkinleri olacak çocuklara bir bayram olarak 23 Nisan armağan etmesiyle almıştır. Bu armağan, taviz verilemeyecek ulusal egemenliğin, vatanın en küçük fertlerinde oluşmasını istediği bağımsızlık ve vatan sevgisi bilincinin oluşması için yapılmış yine bir Atatürk dehası üründür. Her medeniyet çocukla yenilenir. Medeniyet ise varoluşunu eğitimle gerçekleştirir. Tenistanlı Koleji öğrencileri olarak bizler, vatanını seven, Atatürk'ü anlayan, bilen ve asla onun rehberliğinden vazgeçmeyen, Atatürk'ün kurucusu olduğu bir kurumda okumaktan dolayı kardeşlerimizle birlikte gurur duymaktayız. Egemenliğimize ve bağımsızlığımıza sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve öyle kalacaktır. Thank you.
ve 70 yıl sonra ve 100 yıl sonra ve sonsuz yıllar sonra yine Mustafa Kemal bayrağımız, yine barış, yine kardeşlik, yine dostluk. Bizimdir herkesi kardeşliğe çağıran sesler. Yurtta baştan başa. Bizim içimizde en büyük sevgi, en büyük inanç Mustafa Kemal. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün programlarının ilkeleri şu iki esasa dayanır. Tam bağımsızlık, kayıtsızlık ve koşulsuz ulusal egemenlik. Bugün bilime inanmış akılcı toplumlar en büyük yatırımın geleceğin büyükleri olan bizler olduğu bilincine varmıştır. Atatürk ise bunun farkına bir yıl önce vardığını bugünü bayram ilan ederek eğitime, öğretime yön vererek göstermiştir. Bu konudaki düşünceler ise şöyle ifade ediyor. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri çocuklara bırakacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Evet sevgili arkadaşlar, o bizleri çok seviyordu. O bizlere güveniyordu. Bu güvene layık olmalıyız. Bizler umut dolu, sevgi dolu, azim yüklü, arzu dolu 2000'leriz. Bizler Türkiye'yiz. Atatürk diyor ki, ulusal egemenlik hiçbir anlam, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve aracılıkta ortaklık kabul etmez. Yeni Türkiye'nin ölçebileri ulusal egemenliktir. Ulusun kayıtsız ve koşulsuz egemenliğidir. Tatlı bir esinti denizden, can gibi, nefes gibi, okşuyor saçlarını Anadolu'nun, güneş gibi, umut dolu. Büyük Önder, yarınları kuracak olanların çocuklar olduğunu biliyor ve bu kutlu yolda onların eğitimine, yetişmesine, özgür ve üreten zihinler olmasına her şeyden çok değer veriyordu. Bu yüzden çocukları her gördüğünde onlarla konuşur ve düşüncelerini dinlerdi. Şimdi arkadaşlarımız Mustafa Kemal'in çocuklarla olan anılarından bazılarını bizimle paylaşacak. Cumhurbaşkanlığımıza çıktığı sırayla. Bir sabah Çankaya sırtlarında arkadaşlarıyla gezmeye çıkmıştı. Gazi yapma sokulan bir çocuğu yakaladı. Çelik bakışlı gözlerini onun yüzüne dikip gülümseyerek sordu. Adın ne senin bakayım? Cemil. Çankaya'da mı tutmuşsun? Yok, Aracı'da. Çocuk başını öne doğru hızla eğdi. Ne okuyorsun okulda? Her bir şey okuyoruz. Peki, ben kimim Cemil? Çocuk, zeki bakışlarını atanın üzerinde gezdirdi. Sen, Gazi Paşa'sın. Ata gülümsedi. Olmadı Cemil, ben senin Gazi Paşa değilim. Beni benzettiysen. Yok, benzetmedim. İyi biliyorum, sen Gazi Paşa'sın. Nereden biliyorsun? Çocuk, kendinden emin bir tavırla çünkü dedi. Sana hiç kimse benzemez. Çelik gözler kırpandı. O eşsiz kapının içinden kim bilir ne düşünceler geçti o anlar. Büyüdüğü zaman ne olacağını konuştular sonrasında. Sonra çocuğuna iade edip yolda devam ederken yanındakilerine döndü. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacağım dedi. Atatürk bir okula gitmişti. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardı. Hepsi sevinç içinde onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk kenara çekilmiş, ilgisiz gibi duruyordu. Bu durum Atatürk yüzünden kaçmadı. Onu yanına çağırdı. Çocuğum, neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın? Çocuk, bir şeyim yok efendim. Çocuk arkasını döndü. Gözlerinden akan yaşları gizlice sildi. Atatürk, niçin ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayın, ben çok üzülüyorum. Küçük çocuk o vakit yaşlı gözlerini Atatürk'e çevirdi. Atam, seni böyle yakından görmek isterdik. Geldin, gördük, sevindik. Ama artık bir zaman göreceğiz, onu aktarıyorum. Atatürk, oradaki çocuklara baktı. Beni ne zaman görürsün?
görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parça mısınız? Ben de sizin. Çankaya'da o zamanki AKP vekili Tevfik Rüştü arasında davet bir aile toplantısı şeklinde. Harici vekilin en sevimli dostları büyük bir masanın etrafında oturmuşlar, alaylı, şakalı mevzular üzerinde konuşuyorlardı. Bir taraftan da dans ediliyordu. Bu esnada kahverengi, yüksek bacaklı, ceylan bakışlı, çok cins olduğu görülen bir köpek koşarak dışarıdan salona girdi. Büyük bir telaş başladı. Herkes yerinden fırladı. Büyük bir hürmetle kapılar açıldı. Fısıltı halinde Gazi geliyor terimleri içtiğinde. Gecenin ortasında birdenbire güneş doğdu. Geç vakte kadar kendisinin pek sevdiği zeybek oyunları oynandı. Hemen ona mahsus olan şarkılar söylendi. Salon davetlinin birine ait 3-4 yaşlıları bir çocuk tutuyordu. Gazi kendisine ikram edilmek üzere salkımıyla kurtulmuş bir kutu üzümden birkaç tane yedikten sonra çocuğa dönerek şöyle dedi. Al bakalım sen de ye. Çocuk gayet serbest bir tavırla cevap verdi. Ben sevmem, sen kendin ye. Çocuğun annesiyle babası mahcubiyetten ne yapacaklarını şaşırmış bir vaziyette çocuğa salkımı aldırmaya çalışıyordu. Fakat çocuk şımarık bir eda ile kapışlarına devam ediyordu. Bunun üzerine Gazi, çocuğa üzüm yedirmekten vazgeçerek uzattığı üzümü kendi ağzına attı. Çocuk bu sefer sinirle şöyle dedi. Aman can isterse. Atatürk yine kızmadı. Bilerek hayır dedi. Onu ben sana söyleyeceğim. Bu sahneyi seyreden adliye vekili Mahmut Esat Bey, paşam dedi. Huzurunuzda bu şekilde sizinle konuşacak dünyada kimseyi hayal edemez. Demek ancak bir insan çocukluk çağındayken Cumhurbaşkanı'na bile hükmedebiliyoruz. Gazi bilerek şöyle cevap verdi. Bugün bir hiç gibi gördüğüm bu çocuk belki de en büyük kahramandır. Onun için her kim olursa olsun istediği şekilde konuşmakta serbesttir. Yıl 1934. O dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası. Bakan ise lideri Abidin Özmen'dir. Bakan odasında çalışmaktadır. Kapı çalınır. Atatürk'ün yaverlerinden biri yanında iki çocukla odaya girer. Biraz hoş beşten sonra yaver bey Bakan Abidin Özmen'e bir zarf uzatır. Abidin Özmen konuklara yer göstermiş ve zarfı kaçar. Atatürk'ten gelen bir mektuptur. Ve mektupta şöyle yazmış. Eğitim Bakanı Abidin Özmen. Yaver Bey'le size iki fakir, kimsesiz çocuk gönderiyorum. Bu çocukları uygun göreceğimiz bir liseye parasız ve yakıtlı olarak kayıtlarını yaptırırız. Bu Atatürk'ün bir emridir. Kesinlikle yerine getirmektedir. Bakan Abidin Orta Öğretim Genel Müdürü'nü çağırtır ve şu direktifi verir. Yaver Bey'in yanındaki bu iki çocuğun evraklarını alınız ve bu çocukları Haydarpaşa Lisesi'ne paralı ve yatılı olarak kaydını yaptırınız. Her iki çocuğun veli ve ödeyen ailesine de Atatürk'ün adını yazdırınız. Bakanın emri yerine getirilmiştir. Abidin Özmen de size bir mektup yazarak Yaver Bey ile Atatürk'e yollamış. Mektubun içeriği şöyledir. Muhterem Atatürk, Yaver Bey ile göndermiş olduğunuz iki çocuk hakkında emirlerinizi aldım. Ancak çocukların arkalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Atatürk gibi birisi bulunduğu için bu iki çocuğu vakit ve kimsesiz olarak kabul etmeme hem yasalarımız hem de mantığımız izin vermiyor. Bu nedenle her iki çocuğun da emirleriniz gereği Haydarpaşa Lisesi'nde paralı ve yatılı olarak kayıtlarını yaptırdık. Çocukların 3'er yıllık okul taksitlerine ait makbuzları ekte takdim ediyorum. Atatürk bu mektup karşısında devrin başbakanı İsmet İnönü'ne telefon ederek bak senin Milli Eğitim Bakanı'nın olayı ona anlatır. İnönü durum karşısında mahcup olur ve bakana adına özür diler. Atatürk hayır, üzülme. Ben çok memnun oldum. Bu sayede iki çocuğum oldu. Ve bu çocuklar bu devletten aldıkları güç ile eminim ki son derece büyük mevkilere gelen büyük adamlar olacaklar. Keşke her devlet adamı bu bakanımız gibi bir medeni cesarete sahip olabilsin. Thank you.
duyduğu güven, görüldüğü gibi anlarında da açık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bizlerin de en büyük dileği bu güvene ve sevgiye layık kişiler olarak yetişmektir. Bu ülkede Mustafa Kemaller tükenmedi ve tükenmeyecek. Dünya var oldukça yüreğimizdeki ateşle, sevgiyle nice Mustafa Kemaller doğacak. Ve Türkiye Cumhuriyeti egemenlik güneşi altında var olmaya devam edecek. Atatürk diyor ki, hiçbir zaman hatırımızdan çıkmasın ki Cumhuriyet sizlerden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar ister. Sevgili arkadaşlar, bu bayram bizim bayramımız. Atamızla gurur duymamız gerekiyor. Bu vatana, Büyük Önder Atatürk'e sahip olduğumuz için sevinelim. Ve çalışarak, geleceği kendimize hazırlayarak, okuyarak, çağın hızını yetişerek Atatürk'ün ve büyüklerimizin umuduna umutlar katalım. Onlara yeni destanlar armağan edelim. Savaşların yaşanmadığı, bilimin önder kabul edildiği bir dünyaya uzanalım. Düşünelim, düşünmeyi öğretelim. İnsan olmanın, insan gibi yaşamanın önemini kavrayarak dostluk içinde yaşayalım. İşte o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu ülkeye emeği geçmiş bütün Türk büyüklerinin gözü arkada kalmayacak. 23 Nisan, yıkılarak tarih sayfasından silen Osmanlı Devleti'nin yerine yeni, bağımsız bir Türk Devleti'nin kuruluş günüdür. 23 Nisan, ırk, dil, din, cinsiyet ve mezhep ayrımına yer vermeyen ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye halkına Türk ulusu denir anlayışını kazandıran bir dönemin başlangıcıdır. Yürüyelim sevgili arkadaşlar. Yüzümüzü aydınlık yarınlara çevirip, göğsümüzü dik tutarak arkamıza bakmadan yürüyelim. Ayrılıklarımızı, bencilliklerimizi atıp el ele, gönül gönüle yürüyelim. Yürüyelim ki yer gök inlesin. Yürüyelim ki tertemiz sevgimizle, yüreğimizle dünya şenlensin. Savaşlar olmasın. Hep kardeşlik olsun. Biz gençlere örnek alsınlar da savaşlar bitsin. İnsanlar barış içinde yaşasın. Şimdi de müzik öğretmeni Öcal Ocalan yönetiminde ortaokul korumuzu dinliyoruz. Thank you.
İçten dileklerle kutluyoruz. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık ve her günümüz bugün gibi bayram olsun. Konuşmamı Atatürk'ün bizlere mesajıyla tamamlamak istiyorum. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.